Sigorta sektörünün en çok ziyaret edilen haber sitesi sigortahaber.com.tr. Evet, öncelikle tabii Sigorta Haber'e teşekkür ediyorum Erhan Bey. Dolayısıyla hem buradan hem içinde bulunduğumuz sigorta acenteleri top il delege seçimleri var. Biliyorsunuz 5 Temmuz'da en yakın süreçte bu var. Ve sonrasında da biliyorsunuz orada 40 kişilik sektör meclisi ve sonrasında da 40 kişilik sektör meclisinin seçeceği 7 kişi artı sonra toptan gelecek 2 kişiyle toplam 9 kişi olabilecek olan bir sayı kurulunun seçimiyle ilgili bir süreç başladı. İnşallah 5'inde de hep beraber sandığa gideceğiz. Adayız, niye adayız? Çünkü geçmişte bir takım hatalar yapıldı ve bu hatalardan dolayı da hepimizin bildiği üzere ve özellikle de bu süreci biz acenteler hem yoğun hem de gerçekten de acı yaşadık. Nedenine gelince de gerçekten belki de sektörde en fazla kaybı olan kesim biz acenteler olduk. Doğaldır ki doğa karşısını doğurur. Biz öncelikle bugüne nasıl geldik? Ben bundan biraz bahsetmek isterim. En azından bu yayını izleyecek olan, dinleyecek olan meslektaşlarımız biraz geçmişle ilgili bilgiye sahip olsun. Bu çok önemli. Çünkü geçmişi bilmeden gelecekle ilgili fikir yürütmek bana göre çok doğru değil. Ama maalesef bizim sektörümüzde özellikle meslektaşlarımız arasında bilgiye sahip olmadan anlık fikir üretmeler ve bunun da doğru olduğunu savunmalar gerçekten çok önemli oluyor. Dolayısıyla aslında bilgi ve bilgiye erişim çok önemli. Belki de ben biraz da bu kusuru kendimde buluyorum. Çok fazla ortaya çıkıp ben bunu yaptım, bunu yaptım diye herhangi bir şey söylemedim. Çünkü benim şiarımda hep birlikte yapmak var. Ben değil, biz olmak var. Ben hep bir ekiple, ekip ruhu ve örgüt disipliniyle hareket ettim. Dolayısıyla da ben hep faydalı düşünmeler içerisinde ekibimle beraber oldum ama çıkıp da bunu bağırıp da etrafa pek aktarmadık. Belki de bunun zamanı geldi. Çünkü takdir edersiniz ki 9 Nisan'da bir İstanbul Ticaret Odası seçimleri oldu. O seçimde beni Doğu kökenli olmam nedeniyle PKK ile bağdaştıran oldu. Bu arada AK Parti'ye yakın diyen oldu AKP'ye. İşte adım Levent Korkut olması nedeniyle Profesör Levent Korkut işte akil adam bu diyen oldu. Tabii bilen bilmeyen bir takım arkadaşlarımız da etkilenen de oldu. Tabii çoğunluk tarafı da gülüp geçti. Ama biliyorsunuz ki o seçimde de 4-5 dernek bir araya geldi. Bunun dışında bir takım cemaat ve bir takım gruplarla da birleşmeler sonucunda bir takım oluşumlar oldu. Ama sonuçta biz bu seçimi kaybettik ve dolayısıyla da şimdi önümüze bakıyoruz. Ama geçmişte bizim öncelikli olarak SAB'ın Sigorta Acenteler Birliği Derneği'nin başkanı olarak SAB'ın başkanı olduğum dönemde ben ve arkadaşlarım bir şey hayal ettik. Dedik ki bu derneklerle, STK'larla olacak iş değil. Acenteler büyük bir camia ve hep de horlanan bir camiat konumunda. Dolayısıyla ancak bizim Sigorta Şirketleri Birliği'nin karşısında bağımsız bir birlik olursak daha doğru kendimizi ifade edip hak ve mükellefiyetlerimizi ve ileriye dönük mesleği bırakabileceğimiz, gençlere bırakabileceğimiz iyi bir meslek olur düşüncesi de bir takım arkadaşlarımızla beraber yola çıktık. Ve bu yolculuğumuzu tüm Türkiye'yi dolaşarak yaptık. Tüm Türkiye'de bütün dernekler hemen hemen bu işten umudunu kesmiş ve bitmiş konumdaydı. Kimse derneğin sözünü bile etmiyordu. Biz burada öncelikli olarak ben ve arkadaşlarım Bursa'da bir sabun şubesini açmıştık. Orada bir ticaret mahkemesi başkanıyla öncelikle tanıştık. Ve bu bize dedi ki niye birlik olamıyorsunuz? Yasada bununla ilgili bir boşluk var, olabilir dedi. Dedik ki bize mihmandarlık yapar mısın dedik. Sonra Bursa'daki birkaç arkadaşımızdan rica ettik. Bize İstanbul'a getirdi, Bostancı'da hatta evin restoranda oturduk. Beraber Hakim Bey'le, mahkeme başkanımızla beraber bir takım mütalalarda bulunduk. O zaman SAB'ın yönetim kurulunda Erdal Irmaklar diye benim Anadolu Sigorta'da beraber görev yaptığımız bir arkadaşımız vardı. Bu görevi de ona verdik, o komisyon kurduk bununla ilgili. Türkiye uluslararası Türkiye Uluslararası Sigorta Acenteler Birliği'ni kurabiliyoruz.
Bu birlik özel bir birlik oluyor. İçişleri Bakanı'ndan müsaade istiyor. Bununla ilgili bütün altyapısını, tüzük çalışmalarını hepsini yaptık, bitirdik. Sonrasında da Levent Ergun kardeşimiz Ankara'da hep beraber hareket ediyoruz. İzmir'de Rüstem Koca vardı. Antep'te Mustafa Aydın Çelebi. Yani şu an daha sonra federasyonu kuran bu ekiple beraber onların hepsini aradım. İstanbul'da Interconti Otel'e davet ettim. Ben de burada kasetleri bile vardır. Video kasetleri vardır burada şu arkanızdaki dolapta. Ve o kasette bütün video kaydı da vardır. Ben toplantıyı yönetmek için çıktım. Ve Levent Ergun, hatta o zaman tüm İstihbaratçılar Derneği diye bir dernek vardı şimdiki İSAT'ın yerine. Raif Can abi, Ataker abimizi de kürsüye davet ettim, onu da aldım. Ve biz orada dedim ki kürsüde de, arkadaşlar benim de işim yoğun. Büyükçe bir acenteyim. Dolayısıyla hani bu işle ben direkt ilgilenmeyeyim ama bu işte de vakti daha müsait olan ve Ankara'da ve konulara da yakın olması nedeniyle Levent Ergun kardeşimizi biz bu komitenin başkanı yapalım. O gerektiğinde bize gerek bilgileri versin, gerekse davet etsin dedik ve arkadaşımızı Levent Ergun oraya başkan yaptık. O isterse bizi başkan yardımcısı olarak atar, yapar. Ondan sonrasını devam ettiriz dedik. Sonra bizi Kuşadası'na çağırdılar. Hatta ben Levent Ergun'u arayıp kaç kere dedim ki ya Levent bir hareket yok. Ne oluyor bu tüzüğü Ankara'ya gönderdik. İçişleri Bakanı'nda bir türlü cevap gelmiyor. İçişleri Bakanı'na resmi müracaatımız da var Erhan Bey bununla ilgili. Ve maalesef bir de baktık ki Kuşadası'na davet ettiler. Biz bununla ilgili toplantıya gidiyoruz. Artık konu halloldu, kuruluşu tamamlandı diye düşünürken bir baktık orada karşımızda federasyon olgusunu gördük. Doçent doktor Huriye Balcı o günkü şeyle. Orada bir takım dernek başkanı arkadaşlar, dün olmayan hepsinde de işte Bursa'dan Kocaeli'ne kadar arkadaşlar. Ve dolayısıyla bir de baktık Antalya. Dernek kurmuş. Birkaç dernek kurdurmuşlar bu arada. Meğerse federasyonun altyapısını yapıyorlar ama bize de bilgi vermediler. Bu ciddi bir kıskançlıktır. Bizi de kenara koydular. Ve ondan sonrasında Ankara'da da hatta SADER'in başkanlığını kaybettikleri için Levent Ergun orada seçimde. Onun karşısında da Basiat diye ikinci Ankara'daki derneği kurdular. Ve sonuç itibariyle bu şekilde bir oluşum başladı ve federasyonu kurdular. Biz federasyonu ister istemez dışında kaldık. Sonra bir Samsun'da toplantı vardı. Ankara'da Özdağ Çancı vardı. Dernek başkanı dedi ki abi işte İzmit'te Ercan Bey. Dediler ki Kandemir. Samsun'a biz seni toplantıya davet ettireceğiz. Dedim ki etmezler. Peki ederlerse gelir misin? Tabii ki geliriz. Niye dışarıda kalalım dedik. Birlikte rahmet var dedik. Ayrılıkta azap var. Kesinlikle bunun dışında olmaz. Acentelerin birlikte olması gerekir dedik. Ama maalesef bizi toplantıya davet etmediler. Sonra biliyorsunuz hepimizin bildiği üzere 7397 sayılı yasa bu işe cevaz vermediği için doğaldır ki bunun yerine bağımsız yeni bir bağımsız yasa gerekiyordur günün şartlarına göre. Bu arada biz gel git röportajlarımız, toplantılarımız, tüm Türkiye'deki yapmış olduğumuz çalışmalar içerisinde Hazine Müsteşarı, ya o zaman da Müsteşar Yardımcısı Ahmet Bey, Sigortacı Genel Müdürü, bunu ikna ettik Ahmet Bey sağ olsun ve yasa taslağına bağımsız birliği de koydurduk. Bütün organlarıyla nasıl seçim yapılacak, ne olacak, ne edecek bir tek merkezi kaldı. Hatta Ahmet Bey dedik ki ya merkezi neresi olacak? Ankara mı, İstanbul? Sigorta şirketlerinin merkezi İstanbul. Bürokrasinin orası mutlaka bir tarafta kuvvetli bir bölge müdürlüğü olması lazım. Bunların hepsi hallolur dedi. Hatta dedi ki bunu Nevşehir yapalım dedi. Ben Nevşehirliyim dedi. Kapadokyalıyım. Dolayısıyla Nevşehir yaparız. Ne fark eder? Hiç olmazsa olsa sistemin içine girer gibi gülüştük. Sonra yasa taslağında yer aldı. Bizi bu tabii yasa taslağı ve hepimizin bildiği üzere işte meclis başkanlığına, oradan komisyonlara ön onay alıyor. Sonra komisyonlara gidiyor. 3 tane komisyon var. Bunlardan en önemlisi Sanayi Teknoloji Komisyonu. İşte bunlar hep ilgili yerlere uygunluğu olup olmadığına bakılıyor. Ve dolayısıyla tuttu. Orada en son şeye geldi, Sanayi Teknoloji Komisyonu'na geldi ve Sanayi Teknoloji Komisyonu'nda da görüşülürken bir de baktık arkadaşlarımız çok enteresandır, federasyon içerisinde olan arkadaşlarımız Levent Ergun, işte şimdiki Sayık Başkanı Hüseyin Kasap en ateşlisi orada ayakta duruyor, oturmaya bile şey yapmıyor, Mustafa Aydın Çelebi filan bir takım arkadaşlarımız Aykut Dikmen İzmir'den. Bunların hepsinin isimleri var. Fotoğrafları var zaten bizde. Fotoğrafta da kimler olduğu belli. Faik Yavuz Bey var toptan. Hepsi orada. Sanayi Teknoloji Komisyonu da genelde
daha önceden oda başkanlığı yapmış ve sonra milletvekili seçilmiş üyelerden müteşekkil milletvekilleri. Ben iki büklüm milletvekilleri arasında konuşma yapıyorum. Sol tarafta Ali Babacan, bakan. Onun yanında İbrahim Çanakçı Bey, hazine müsteşarı. Onun yanında da Ahmet Genç Bey, genel müdür. Ve dolayısıyla onlar da olaya müdahil. Ve bu görüşülüyor. Bunlar tabii karşı çıkıyorlar. Biz de bunu savunuyoruz birliği. Sigorta Şirketleri Birliği de bizim karşımızda arkada oturuyor. Suna Özyüksel Hanım. Onun yanında da Eksperler Dernek Başkanı Hüseyin Akyol. Ve biz tabii onlar da şey yapıyor. Bunları bile ikna etmişiz, oraya koymuşuz. Ama biz maalesef orada ne kadar çaba gösterirsek gösterelim. Ama topu biz topun karşısında başaramadık. Onlar başardılar ve oradan aynı şekilde yasa taslağından bağımsız birlik çıktı. Ve onun yerine de sigorta acenteli sektör meclisi ve icra komitesi girdi. Topta 52 tane, şu an sayısı 1-2 tane artmış olabilir, son sayıyı bilmiyorum. 52 tane sektör meclisi var, sektörel meclisi var. Yönetim kuruluna verilen genel kurul kararı nedeniyle bu orada herhangi bir yasaya bağlı olmaksızın istediği takdirde top yönetimi bir sektör meclisi kurabiliyor. Orada sadece bir tane sektör meclisi var. O da yasayla kurulmuş sigortacılık sektör meclisi. Oradan da sayık var biliyorsunuz. Ve sonrasında tabii verilen sözler top tarafından yerine geldi. Hatta Rıfat Başkan bana top başkanı dedi ki sen neredesin dedi. Bizi toplantıya çağırdı Cevahir Otel Şişli'ye. Elazığlı'yım deyince dedi ki ya senin suyun sert dedi. Ama top dedi demokratik bir kurumdur dedi. Bu kadar karşı çıkmayın dedi. Sonrasında hepimizin bildiği üzere 2 sene atanmış olarak kişiler atandı. Beni atamadılar. Çünkü ben bağımsız birlikten dolayı cezalıydım. Cezalandım. Bunu düşündüm diye. Ve dolayısıyla daha sonrasında 2 yıl sonra da burada bir seçim oldu 2009 yılında. Bakın burada seçimde o günkü federasyonun yayınlamış olduğu bildirge var, kitap var. Bunu bütün Türkiye'deki acentelere dağıttılar. Burada beni sözde yerle yeksan ediyorlardı. Burada en önemli konulardan biri prodüktörlük konusu. Bu prodüktörlük de o kadar önemli ki prodüktörlük konusu. Bakın mutfak masrafı diye Levent Ergün'ün o günkü beyanatı var. Biraz daha yaklaştırabilir misin? Tamamdır. Bakın burada benim Sigortacı Gazetesi'ndeki beyanatlarım var. Bakın burada iki tane husus var. Bir birlik, bir de prodüktörlük işleniyor. Şimdi prodüktörler o gün demin gösterdiğim tabloda karşı çıkanlar, bakın sigorta prodüktörü burada var. Buna karşı çıkanlar, bu görüşe karşı çıkanlar bugün ise bunun gerekli olduğuna inanıyorlar. İşte tali acente zincirleri, çarpık yapılaşmış şube yapıları. Kesinlikle buradan da şu anlam çıkmasın. Ben şubeleri destekleyen biriyim. Legal, büyümenin önünde hiç kimse engel olmamalı. Şube bir de gerideki arkadaşlara da örnek teşkil eder. Kurumsallaşma, acentenin büyümesi, sektörün büyümesi ve acentenin önemsenmesi anlamında da mutlaka önemli. Ama tabii ki legal olmalı. Şekli şemali de belli. Ha şekli bu mu olmalı? Onlar tabii ki rehabilite edilebilir. Ama çünkü benim de şube açabilirim. Benim ödenmiş sermayem de 2000'li yıllarda, 2003 yılında 1 milyon 50 bin lira. Yani genel müdürüm de var, genel müdür yardımcım da var. Yani benim büyümeme kim engel olabilir? Tabii ki açabilirim. Canım isterse açarım. Tüm arkadaşlar da açabilir. Kimsenin önünde böyle bir engel yok. Yeter ki bu işte büyümek ve yatırım yapmak istiyorum dediğiniz zaman bu olabilir. Zaten yabancı yatırımcının sistemin içerisine çekilip de mutlaka sistemin büyümesi, pastanın büyümesi de ancak böyle mümkün olabilir. Ama ufak yapmak istiyorum diyen de ufak yapacaktır. Kimse kimseye engel olmamalı diye düşünüyorum. Ama prodüktör ne açıdan önemliydi? İşte biz bütün acenteleri kurumsallaştıracaktık. Düşünün şu an benim çağrı sigortanın altında 100 tane 50 tane adam çalışacaktı. Ama bunlar leva kaydı olan, belli belgeleri olan, kayıtlı ama sadece ve sadece bir tek profesyonel acenteyle çalışabilir olacak. Bakın burada öyle yazıyoruz. Bakın diyoruz ki prodüktörlük için. Aynen okuyorum Erhan Bey. Prodüktörlük konumuna sıcak baktıklarını ve bu konuda yasada da önem taşıdığını dile getiren Korkut
Biz SAB olarak bu konuyu destekliyoruz. Prorektörlüğün mutlaka yetkili ve kurumsal bir acentenin altında çalışmak şartıyla var olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bir prorektör 3 tane acenteyle çalışamayacak tek bir kişide. Yani düşünün, atıyorum aldığınız komisyonun, daha önce vardı zaten prorektörlük sistemi vardı, oradan çıktı. Ankara mesela bütün bankalar, acenteler Arif Şahin Aymet'e diye birine bağlıydı. Örneğin 15 kasko komisyonunun 12,5'ünü prorektör alıyordu. O kendi vergisini veriyordu, kendi masrafını yapıyordu. 2,5'ünü de Şahin Aymet'e alıyordu. Bu şekilde kurgulanmış bir prorektörlük sistemini düşündük. Ve bu gerçekten de sektörün önünü açacaktı, acenteyi büyütecekti. Şu an acenteler ölçek ekonomisinde büyümüş ve gerçekten de farklı bir yerde olacaktı. Ama maalesef 2006 yılındaki bu beyanatımızı acente arkadaşlar anlamadı. Bu arkadaşlar da anlamaması için elinden gelen çabayı sarf etti. Ve sonrasında bağımsız birlik tuttu. Sonuç itibariyle yasada sayıke ve sektör meclisine dönüştü. Yani birileri çıkıyor. Şimdi ahkam kesiyor. Yok efendim bağımsız birlik çattır cuttur. Şöyle olacak, böyle olacak. Ya adama derler ki 2012 sene önce neredeydin? Böyle bir fikri biz ortaya attığımızda niye yanımızda durup da bunun karşısında durdunuz? Yani biz sektörümüzü ileriye götürmek mi istiyoruz? Yoksa Levent Korkut ve ekibi getirdi diye kıskançlık mı yapıyoruz? Bu kıskançlıklar kenara konmalı Erhan Bey. Şimdi mesela şu an İTO'ya seçilen arkadaşlar öyle yaptı. Ya biz sigortacılık haftasıyla ilgili yapmadığımız kalmadı. Geçen sene otomobil fuarında TÜYAP'ta biz kendi cebimizden bedelini ödemek üzere sigorta meslek komitesi stand açtık. Ve oraya materyal bulmak için sayıkı aradık, sigorta şubesinin müdürlüğünü aradık, Mevlüt Bey'i, SGM'i aradık, her tarafı aradık. Zar zor 3-5 kumbara bulduk. Kendi çabalarımızla üniversiteden oraya nöbet cezagesi yaptık. Çocukların oraya ücretlerini biz meslek komitesi aramızda bölüşmek suretiyle koyduk. Şimdi çıkmış birileri diyor ki, ya sigorta komitesi bununla ilgili bir şey yapmadı. Adamın ağzı dili tutulur ya. Ankara'da topta kaç kere toplantıya gittik, kaç kere toplantıda fikir beyan ettik. Ki Eminönü'nde koca çadırlar kurduk. Bütün olduğu gibi masalar koyduk. Bu masalara sigorta şirketlerinden temsilciler koyduk. Materyaller dağıttık. Yani sigortacılık haftasında beraber İSAT Başkanı Tursan Bey'in de içerisinde olduğu Ortaköy'deki konserler, beraber Taksim yürüyüşleri. Yani daha nasıl olacak, nasıl tanıtım olacak ben onu anlamadım. Ama şu an kimse bir şey yapmıyor. Bir fikri yok, bir projesi yok ama herkes ortaya çıkıp bir fikir beyan ediyor. Biz proje adamıyız. Proje ekibiyiz. Hayatımıza öyle baktık. Bakın şunlar burada sadece eleştiride bulunmuş. Aynı sene biz hepinizin bildiği üzere iş programı koyduk ortaya. İş programı yaptık. Türkiye'de ilk defa şimdiki partilerin hani çalışma programı koyuyor. Aynısını biz yaptık. Bakın Erhan Bey, şu geçen dönem bizim çalıştırmış, yapmış olduğumuz iş programı. Bakın burada iş programı var, görüyor musunuz? Bakın. Acentenin sesi ekibinin iş programı. Bakın burada içeriği, madde madde. Burada bakın burada neler var? Acil güncel genel sorunlar, rekabet, operasyonel yükler, komisyonlar, tanıtım ve pazar paylarının arttırılması, kuruluşlar, sigorta bilgi merkezi filan, kanunla kurulan mesleki iletişimler, riskli işler çalışmaları. Bakın SAİK yapılanma ve çalışma grupları. Şu anki SAİK'in çalışma programı da beğenmiyoruz. Bunların tüzüklerinin de hepsinin değişmesi lazım. SAİK şu an hem seçilen hem de seçen kişilere ceza veren kurum olmaz. Onun bölümü ayrı olmalı. Acentenin sesi platformu, SAİK çalışma programı, bakın. Bütün hepsi burada. Bunlar önemlidir. Ben bunu size vereyim. Bakın ondan sonra biz bir şey yapmadık ya. Bakın 2013 yılında koca kitap basmışız. Rapor kitabı. Kaç sayfaymış? 160 sayfa bakın. Erhan Bey. Ne yaptığımızın faaliyet raporu. Artı bakın 2018'de de yine koca bir kitap yaptık. Yine 160 sayfa. Burada bütün olduğu gibi bakın. O zaman arada şöyle bir soru sorayım. Çok kısa. Kısa da cevaplarsanız ondan sonra devam edersiniz sevgili. Şimdi bunları şimdi karşımda size koyuyorsunuz. Yani bunu zaten hızlıca görecek şeyler. Kitaplar özellikle. Size veriyorum. Vesaire. Bunları da biz ekranlara bu röportajı yayınlarken çıkartırız. O zaman şöyle bir şey var. Özel işleri yaptığınız zaman İstanbul Ticaret Odası Meslek Komitesi yönetimi, bir önceki yönetimi gerçekten de bunu
acenteleri aktarmakta o zaman bir şey yaptı. Yani ne derler? Eksik mi kaldı diyelim abi? Çünkü bunlar çok şeyden bahsediyorsunuz ve kitapları okuması herhalde bir günü, iki günü alır gibi görünüyor. Evet. Yani bütün yapılanlar. Ahmet Bey, bizim şöyle bir şeyimiz var. Şimdi bakın, biz çok ciddi sayıda, sizlerin de bilgisi dahilinde bütün acenteler bunu biliyor, çok ciddi zümre toplantıları yaptık. Şu an 81 tane meslek komitesi var ticaret odasında. 81 komite içerisinde başarı şeyi, şilti verdiler. En başarılı komiteyizdir. Bunu yeni arkadaşlar göre. Videosunu çekmiştik o da. Ve dolayısıyla en başarılı komitedir. En fazla faaliyet olan ve zümre toplantılarına en fazla katılım alan toplantıdır. Artı bunun dışında Cemile Sultan'da da bir takım faaliyetlerde bulunduk. Orası bizim ticaret odasının diye. Kahvaltı programları, yemek programları. Ve bu zümre toplantılarından sonra 300, 400, 500, 600 kişilerin katılım sağladığı toplantılar. Meslektaşlarımızdan dediler ki ya gelemedik edemedik ya bunu bölgesel de yapsalar dediler. 11 bölgede kesinlikle bir seçim çalışması konuşmamışızdır. Tamamen KOSGEB kredileri, İşkur ve KOSGEB temsilci, müdürü, yetkilisi, arkadaşı da yanımıza almak suretiyle çok ciddi şekilde meslektaşlarımızı bu kredilerden faydalanmasıyla ilgili yararlandırma toplantıları yaptık. Artı biz her dönem Ankara'da hazinede bir toplantıya gitmeden ve zümre toplantısı öncesi tüm STK'ları odaya davet edip, hatta sigortacı haftasından önce de davet edip hep ortak neler yapılabileceğinin kararlarını aldık. Yaptığımız hareketlerde şu anki eleştiren grubun da fikirleri var. Zaten hep aktarırken de öyle aktardık. Ama tabii acentelere bunu farklı aktarıyorlar. Biz bunları da gittik 11 tane bölge toplantısında, her birine de 150 tane arkadaşımız geldi. Toplamda 1300 tane arkadaşa dokunmuşuz, kahvaltı programlarında meslektaşımıza dokunmuşuz. Yani bunlar gerçekten önemli veriler. Ve bunu mesela İşkur'un bir şeyi vardı, eğitimi vardı. Bununla ilgili biz bütün acentelere en az 6 kere 7 kere, kayıtlar oradadır, mail attık. Dedik ki arkadaşlar, eleman ihtiyacınız varsa lütfen bununla ilgili olarak almadan önce elemanı internet üzerinden başvuruda bulundurun. İşbaşı eğitimi ve bunun dışında ayrıca da kurslar açacağız. Ve başvuru gelmedi Eren Bey. 4 kere 5 kere mail çıktık. Sonra dedik ki STK'lar topladık. 10 tane sivil toplum kuruluşu, İstanbul'daki derneklerin hepsini topladık. İşkur müdürünü de aldık toplantıya. Ve tüm bu arkadaşları, başkan ve yönetim kurullarını bilgilendirdik. Dedik ki üyelerinize gidin. Bunu aktarın. Eğer ki bu şekilde bir talepleriniz varsa oralarda eğitim açalım. İşbaşı eğitimde günlüğü 25 liradan, o günkü parayla şimdi 30 küsur liraya çıktı, veriyorlardı. Ve dolayısıyla da bunlar hem acentenin yükü azalıyordu, personel yükü. Çünkü 48 ay, 42 ay, 44 ay şeyi var. Devlet katkılarını almıyor. İş grubuna katkı sağlıyor. Bunları aktardık. Hepsini aktardık. Ama şimdi takdir edersiniz ki 10 tane geliyor, 2 tanesi Tuzla, 1 tanesi Kartal, 2 tanesi Kağıthane, 5 tanesi Beylikdüzü. Sınıf ancak 15 kişiden aşağı sınıf olmadığı için açamıyorsunuz. O kadar çok çaba sarf ettik. O da devreye girdi, odayı istedik. Genel sekreterlik, genel sekreter yardımcısı, sigortacılık bizim bölümümüz. Ama maalesef olmuyor. Arkadaşlarda genelde bir duyarsızlık var. Ve şey var, farkındalık yaratamıyor. Ben de onu şuna bağlıyorum. O kadar çok acentenin sorun ve problemi var ki buna kafa yoramıyor. Seçimlerde de katılıma da yansıdı bu biraz aslında. Tabii 1000 kişi geldi. Yani 1070'i geldi biliyorsunuz. Yani baktığınız zaman 4600-4800 acenteden %20'si geliyor. Zaten buna da yansıyor. Bakın bunun dışında federasyon dedik ki bakın biz bir çalıştay düşünüyoruz. Bu çalıştayı siz yapın daha doğru olur dedik. Sağ olsun onlar da sesimize kulak verdi. Kuşadası'nda bir çalıştay yaptılar. Murat Bey de sağ olsun federasyon başkanı bize de onurlandırdı. İşte orada bir bölümün yönetimini bana verdi. Ve dolayısıyla tüm arkadaşlar da tüm bizler gibi görev alan STK'larda arkadaşlar da burada görev almak suretiyle acente arkadaşlarımızı bilgilendirdik. Orada kümeleşmeler oldu biliyorsunuz. Bakın oraya giderken Veli Ticaret Odası Meslek Komitesi olarak yine ders çalışarak girdik. Bakın bu Kuşadası'ndaki öngörülerimiz. Orada özellikle de biz SAİK'in çalışma hususları benim konum oydu. Bu konuda özellikle bir çalışma yaptık ve tuttuk bunu da orada sunduk.
Yani dolayısıyla bakın her daim ciddi bir çalışma temposu içerisiniz ve dikkat edin her şeyde kayıtlı, her şeyde belgeli, her şey belli bir plan program dahilinde. Niye? Çünkü bu Levent Korkut'un işi değil, bu bir ekip işi. Ben hayatımda hep ekiple yürüdüm. Ben talebelik hayatımda da hep bir takım yerlerde olduk, bulunduk, ettik. Daha sonra bir takım siyasi kadrolar içerisinde de yer aldım. Hep biz şuna inanıyoruz. Yani benden ziyade biz olmalı. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki sayık seçimleri var. İşte il delege seçimleri var. 5 Temmuz çok önemli. Bu özellikle bu seçim çok önemli. Niye önemli? Ajant olarak biz dikkat edin 10 yıldır görevde olan bu arkadaşlar nedeniyle yani kasap ve ekibi anlamında ve daha önce Levent Ergün şimdiki kasap. Bunlar tek adamı oynuyorlar. Ekiple hareket etmiyorlar. Bütün hataları o. Bakın trafik komisyonları ile ilgili olarak Erhan Bey 5 Ağustos 2016 tüm 313 tane il delegesinde kayıtları var. Bende de var burada. Hepsinin kayıtları var. Bilgisayarda da var. Bakın bütün il delegelerine yazıyorum. Diyorum ki ben 41 yıllık tecrübemle sektörde olmam nedeniyle iki konuda öngörü sahibiyim ve bu iki konuda da acenteler olarak ciddi sorunlarla karşılaşacağız. Bundan bilginiz var zaten. Bütün il delegelerine yazdım. 313 tane il delegesine. Dedim ki bir trafik sigortaları komisyonları, detayları zaten acentelerin sesi grubunun da yayınladığı şeyde bu yazının aslı da var. Artı verilen cevap Hüseyin Kasap Bey tarafından sayık başkanı. Ay bütün il delegelerine gitti çünkü. Ben Levent Korkut istediği toplantı yapmam. Benim cevabım. Ben canım ne zaman isterse o zaman yaparım. Dedim ki bakın Sayın Başkan. Cevap yazdım. Bunların hepsinin yazılı şeyleri var bende. Bu sizin meslek komitesi başkanı olduğunuz zaman? Tabii. Ağustos ayında. Hı-hı. 2016. 5 Ağustos. Hı-hı. Dedim ki Sayın Sayık Başkanı, Sayın Hüseyin Bey. Bakın bu canın istediği zaman yapılan bir toplantı değil. Önümüzdeki süreçte cendere daralıyor. Ve güneş çarığı çarık ayağı sıkar. Acentel olarak zor durumda kalabiliriz. Komisyonlarımızla oynanıyor. Bu yarınlarda tehlike arz ediyor. Mutlaka bizi sizin başkanınızla toplanmalıyız. Sadece STK'lar değil, odalar, STK'lar artı akıl koyabilecek, fikir koyabilecek, ortak akla katkı sağlayabilecek tüm meslektaşlarımızı o çalıştaya davet ederek sizin böyle bir çalıştay yapmanız ve buradan çıkacak olan sonuca göre de mutlaka aksiyon almanız gerekir. Bugün alınmayan aksiyon yarın başımıza problem olur dedim. Bugün ne durumdayız trafik sigortalarında, akomisyonda? Bakın 5 Ağustos'ta söylüyorum bunu, 2016. Ekim ayında patlıyor olay. Sıkıntıları başlıyor. Bakın İstanbul Ticaret Odası'ndayız. Eksperler Atama Yönetmeliği toplantısında yan yana önde oturuyoruz en önde. Sol tarafında Mevlüt Bey, sağ tarafında Hüseyin Bey. Bana diyor ki biz asgari taban fiyatı trafikte 5.000 lira düşünüyoruz. Yapma dedim. Biz ticaret odası, yani sen dedim tüketici odası başkanı değilsin. Sen otobüsler federasyon başkanı değilsin. Aynen böyle söyledim. Sen taksiciler ve minibüsçüler oda başkanı değilsin. Bırak onlar konuşsun. Onlar şey yapsın. Biz aynı geminin yolcusuyuz. Sen bunu dedim 5.000 lira sınırlarsan ertesi gününe kalmaz komisyonlarımızı düşürürler dedim Erhan Bey. Aynen öyle oldu. Bilgisayarımıza, cep telefonlarımıza mesaj geldi. Tüm acenteler Sayık tarafından sigorta top gönderdi. Hayırlı olsun 5.000 lirayla sınırlan dedi. Ertesi gün ilk Allianz sigorta %4'e düşürdü komisyonu. Ve biliyorsunuz sonrasında da %5 olarak her şey anlaşılmış. Osman Çelik Bey'in müşteşarının önünde. Rahmetli İbrahim Çağlar'a hemen alerjede koştuk gittik. Metin Bengi de vardı yanımda. Ve toplantıdan çıktı yönetim kurulu toplantısından geldi acil yeten. Arada Osman Bey müşteşarı dedi ki ya burada dünyanın acentesi var böyle bir şey olabilir mi? %5'le acente nasıl yaşar ama dedi bütün onların dedi bütün hepsi anlaşmışlar dedi. Ne anlaştı? Meslek komitesi başkanı yanımda dedi. Ben yurt dışındayım dedi. Siz bununla ilgili bir yazılı talep yapın da pazartesi geldiğimizde konuşalım dedi. Biz de tuttuk. Daha önce Hüseyin Bey bana %13 askeri komisyonun seyi olur dedi. %13 yazdık. Talebimiz %13'tür bizim. Fakat maalesef %13'te başarılı olmadı. Orada ne olduysa %10'a düştü. %10 olarak yaptılar. Tabanı ama. Taban serbest. Taban 10 oldu. Beni eleştirdiler. En başta Hüseyin Kasap eleştirdi. Bu STK'lar eleştirdi. Özellikle İstanbul'daki STK'lar. Artı sigorta acentesi olmaz diye bir şey var. WhatsApp grubu. Orada da eleştirildi. Sonra havuz oldu 1 Temmuz'da Erhan Bey. Komisyon 8'e düştü. 8'e düştükten sonra şimdi çıkıp da 8'e 10 yapan hiç kimse yok. Çalışan diyor ki yine biz peşinde kovalıyoruz. Ahmet Bey'le sağ olsun ilgileniyor. Ona ben tablolar sundum. Şimdi kendi acenteliğimden
kayıplarımı sundum ve bunun dışında da ayrıca şeyde Hüseyin Bey özellikle televizyonlara çıkıp Konya'da, Afyon'da televizyonlara çıkıp Antalya'da %10 yaptık komisyonları diye de bu sefer de bununla da böbürlenmeye başladım. Son bir soru sorayım ben. Ondan sonra yavaş yavaş çünkü neredeyse yarım saat geçecek video. Şimdi İstanbul Ticaret Odası Komitesi Başkanlığı sürecinde aslında benim gördüğüm kadarıyla ben de dahil olmak üzere. Hani eleştirenler de olsa tabii eleştirecek. Her zaman açıyoruz. Hiçbir şey yapmadığınız değil aslında çok şey yaptığınız söyleyen herkes var. O da ayrı bir şey. Karşınızda hani eleştiren, karşı takımınızda olanlar da olsa bunu söylüyorlar. Medya gözü en azından ben bunu söyleyebilirim. Sizin çok şey yaptığınızı herkes de getiriyor. O ayrı bir şey zaten. Şimdi artık geçmiş geçmişte kaldı diye bir şey vardır. Tabii. Şimdi geleceği konuşuyoruz. Sait'te başkan adayı olacak mısınız? Bunu söyleyip cevap verip vermemek tabii ki sizin şeyiniz. Bu bir. İkincisi de şimdi bu İstanbul Ticaret Odası bir kere dünyanın sayılı artık. En büyük diyelim sayılısını bırakalım. Ticaret odalarından bir tanesi de meslek komitesi başkanlığı yaptınız. Ve aslında rekor denilecek yani sektör için söylüyorum. Yıl içerisinde başkanlığı sürdürdünüz. Burada büyük bir birikim var şu anda. Bir siyasetçi birikimi de var aslında. Yani sadece mesleki değil. Sonuçta o taraf var bir politika, siyaset vesaire. Biliyoruz ki Ankara'da da İşi çözmek için aslında önemli olan tamam mesleki bilirkişilik ama aynı zamanda da siyaset ve politikayı bilmeniz lazım. Şimdi Sait seçimleri yaklaşırken acentelere buradan ne söyleyeceksiniz? Yani ne başkanlık adayı mısınız, ne yapacaksınız ve bir maddeden bahsediliyor. Onu sorayım ondan sonra bitireyim. Sait aldığı kararı TOB'a bildirir TOB Yönetim Kurulu'na ve bu TOB Yönetim Kurulu'nda bunu sorgusuz sualsiz onaylar diye bir maddeden bahsediliyor. Ben de okudum o maddeyi. Bir taraftan da madde içinde şunu söylüyorlar, işte şu anki Sait yönetimi basiretsiz olduğu için bu maddeyi hiçbir şekilde kullanmıyor, yalnızca acentelere ceza kesmekle meşgul oluyor. Mesela bu maddeyi siz uygulayacak mısınız? Şimdi Aynan Bey, şimdi tabii işin bilinmeyen tarafında çamura dizi kalsın var. Şimdi orada bir arkadaşlarımız eksik yapıyor olabilir, yanlış yapıyor olabilir, bilmeden yapıyor bir şeyleri yapıyor olabilirler. Mesleki bilgileri azdır diyebilirsiniz. Bunun adına ne derseniz deyin. Yani bu benim düşüncem değil tabii. Ben sadece olayı söylemek için söylüyorum. Yalnız ben tabii 12 yıl İstanbul Ticaret Odası'na meclis üyesi, bir de meslek komitesi başkanı olarak görev yaptım. Bu dünyanın en büyük 3 odasından biri, Türkiye'nin en büyük odası. TOB'a da en büyük katkı veren, biliyorsunuz TOB'da iki tane başkan yardımcısı vardı İstanbul'dan. Biri Ali Kopuz Bey, Ticaret Borsası Başkanı. Ali benim çok yakın, Ali Bey Başkan, çok yakın dostluğum var. Ticaret Borsası'na beraber görev yaptık. Artı geçen dönemki listede de beraberdik, yönetim listesinde. Yer aldık Ali Bey ile İbrahim Çağlar'ın bir önceki ilk kaybettiği listede. İbrahim Çağlar Bey de rahmetli benim yakın bir dostum olan Erenköy'den, Muhit'ten abi kardeş olduğumuz bir dostum ve arkadaşım, can kardeşimizdi. Dolayısıyla meslek komitesinin yetkilerinin daha dışında ben bir takım yetkileri dostluk ilişkileriyle kurabiliyordum, yapabiliyordum. İbrahim de, İbrahim Başkan da, Ali Başkan da, TOB'da da ikisi de başkan yardımcısıydı biliyorsunuz. Şimdi baktığınız zaman Sait'in kuruluş esasları arasında yasada da yer aldığı gözlere 5684 sayılı yasada. Sizin de dediğiniz gibi madde diyor ki icra komitesi kararı alır, yönetim kuruluna iletir. Yönetim kurulu 15 gün içerisinde bunu onaylar diyor. Orada bir seçme seçilme hakkı evet vermemiş. Ama her zaman bu şekilde yazılı kuralların geçerli olmadığı bir sinsilasyon vardır. Siz bugün bir konuda çok baskı yaparsınız, diğer inisiyatifi olduğu bir konuda da kusura bakmayı alırsınız. Yani çünkü orada bir takım biriken bütçeler vardı. Bu bütçelerin de acentelerin yararına kullanılması için bunun demin sizin de bahsettiğiniz gibi siyaset uzlaşma sanadı. Bunu uzlaşarak kimseyi kırmadan, darıltmadan ille de bu yasada yer alıyor, kesin çizgidir bu diye eğer ki siz filleri züccaciye dükkanına sokarsanız çıkan sonuçta belki fili öteki kapıdan çıkartırız ama geride ciddi bir tahribat verirsiniz. Dolayısıyla şimdi TOB tabii ki Türkiye'de en büyük STK. TOB'un başkanı Rıfat Bey de çok güçlü bir adam. Yıllardır orada başkan ve sevilen bir başkan. Ben de iki dönem TOB genel kurul delegeliği yaptım. Dolayısıyla Rıfat başkanımızla da şeyiz. Hatta seçimden sonra da hemen aradım, mesaj da attım. Kendisi de bana döndüler. Mesaj attılar, teşekkür ettiler. Şimdi bu ilişkilerle
çok daha fazlası alınabilir, çok daha fazlası yapılabilir ama bunu anlatmak önemli. Ne şekilde anlattığınız önemli. Şimdi ben önce sigortacıyım, sonra acenteyim. Uzun yıllar sigorta şirketlerinde yapmış olduğum görev var. Dolayısıyla bir konuya buradan bakarken arka tarafta neler olabileceğini görüp ona göre tedbir alarak, eğer ki bunu yumuşatarak aktarırsanız bunun sonuçlarını almamanız mümkün değil zaten. Uzlaşı içerisinde yapmak lazım. Ve bunu sadece ve sadece bende böyle bir yetki var diye yaparsanız bu sefer bu tarafı da kırarsınız. Şimdi bakın, bir takım sigorta, emeklilik gözetim merkezi var, tahkim kurulu var. Biliyorsunuz bir takım var, oylu var. Şimdi dolayısıyla bunlarda mesela acentelerin temsilcileri, etkin temsilciler koymak lazım ki orada bir kere gol yemeyesiniz o kalelerde. Artı bunun dışında bölgesel temsilcilikler yapmanız lazım ki bilgi akışını sağlamanız lazım. Bu da nereden olur? İl delegasyonundan olur. İl delegelerini siz bir seçimden sonra bir kenara koyarsanız sonuç alamazsınız. Sektör meclisini kenara koyarsanız da bir kere toplantıya çağırırsanız sonuç alamazsınız. Demin size gösterdiğim orada bizim Kuşadası'ndaki önerilerimizin arasında ve iş programımızın arasında da görüldüğü üzere yani SAİK'in zaten görev ve sorumluluklarıyla ilgili bu tanımı tekrar çizmek lazım. Çerçevesini tekrar yapmak lazım. Bu uzlaşıyı sağlarsak, biz kendimiz uzlaşırsak zaten onları da uzlaştırırız. Ve olmayacak bir olayı ben zannetmiyorum. Mümkün değil. Yeter ki üstüne gidesiniz. Yani şimdi bir kova suyu bir mermere dökerseniz aşındıramazsınız. Ama damla damla oraya da damlarsa belli bir süre sonra mermer bile aşınır. Bunlar doğru anlatılırsa böyle yaptırımları zorlamanın gereği olmadan zaten onlara cevap alırsınız. Şu an sayı 10 yıldır SAİK orada. 10 yıldır oraya para ödüyoruz. Toba. Topta ciddi bir bütçeye katkımız oldu. Şu an geldiğimiz noktada bir billboardlarda, bu benim rüyamdır ya, bir sabah uyandığınızda sigorta poliçesi acenteden alınır diye bir ibare olamaz mı ya? Bir reklam tabelası çıkamaz mı? Bunlar olamaz mı? Örneğin belediyeler bu billboardları kiraya verirken sosyal içerikli, sosyal amaçlı olması nedeniyle ücretsiz, sadece kağıt basım ücretiyle bu yapılabilir şeyler vardı. Ben bunu İstanbul Ticaret Odası Başkanı olarak ve komite başkanı olarak bir takım tanıdıkları devreye sokup Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Ökçe'ye iletmiştim. Tabii olabilir ama dedi İstanbul değil, bunu Ankara'nın yapması lazım dedi. Billboard'da örneğin bir günlüğüne düşünebiliyor musunuz? Bütün billboardları sabah kalktığınızda acayip bu var dedi. Şimdi başkanlık dediğiniz zaman bu dönem başkanın kim olduğundan daha ziyade takımın galip gelmesi ve golü takımın atması lazım. Dolayısıyla ben özellikle bu dönem bir araya gelinip ortak bir konsensüs içerisinde tek bir liste olmalı. Liste delege ağlarını sistemin dışına koymalıyız. 3 tane delege bana ait, ben sektör meclisine yer alayım demek yerine tek bir listede uzlaşı sağlanmalı. Başkan önemli değil. Önemli olan sonuç, kaybetip kazanmak önemli Erhan Bey. Bugüne kadar zaten öyle oldu. Geçen dönem ben bir oyla kaybettim diye Hüseyin Bey beni kendisine düşman elde etti. Ya acaba Levent Bey'den nasıl yararlanırım diye hiçbir hesabını yapmadı, hiçbir şey yapmadı. Tüm davetlerimizi boş çevirdi. Davetlerimize geleceğim dedi, gün verdik, güne gelmedi. Hazineye gitti, dedi ki katılmayın diye oraya etki etti. Şimdi tek bir liste olursak, akıl selimle biz ortak akılla mutlaka acentenin sorunlarını çözeriz. Ne komisyonu çözemeyiz, çözememezlik ederiz. Efendim broker dışarıdaymış. Hayır ya, çok basit. Bunlar çok çabuk anlatılabilir. Hemen bir kararname veya bilmem kanun şeklinde veya yasa ve yönetmelik. Bunlar birleşir. Sigorta aracıları komitesi denir. Sigorta aracıları komitesini SAİK'i sigorta aracıları icra komitesi dersin. Hepsinin içerisine dahil edersin. Aykırı hareketlerin önüne geçersin. Acenteyi prangaya mahkum etmezsin. Herkes eşit şartlarda olur. Çünkü yasalar ve yönetmelikler ve kanunlar eşit, adil ve herkese eşit olduğu müddetçe uygulanabilir. Aksi uygulanması mümkün değildir. Çünkü kabul edilemez. Dolayısıyla yani mutlaka tek liste için bunun üzerinde konsensüs sağlanmalı. Ben sağlanacağına da inanıyorum. Yani Murat arkadaşımızla zaten işçilerimiz var. Kuşadası öncesi epey görüşüyoruz. Aklı başında genç ve enerjisi olan bir arkadaşımız. Mutlaka bizim bütün bunları değerlendirerek tek bir liste üzerinde, konsensüs içerisinde Türkiye'yi kucaklayan bir yapı içerisinde güzel bir sektör meclisi, etkili bir sektör meclisi, etkili bir icra komitesi oluşturmalıyız ki sonuç alalım. Şu ana kadar 10 yıllık acentelerin kayıplarını yerine getirebilecek en önemlisi de saygın bir meslek olması konusunda hep beraber el birliğiyle birlikte bir şeyler yapmalıyız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sigorta
sigorta sektörünün en çok ziyaret edilen haber sitesi sigortahaber.com.tr.